أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُلْ اُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي Rabbim göğsüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Amin. Amin. Ya Mu'in. Değerli dostlar, bugün 24. Esma dersimizdeyiz. Geçen dersimizde Rabbimizin A'la isminin ilk dersini işlemiştik. Lugavi çerçeveyi, nazari çerçeveyi, Kur'ani çerçeveyi çizmeye çalışmıştık. Bugün inşallah A'la ismi şerifinin devamını işleyeceğiz. Geçen dersin özellikle son bölümünde yer alan ve Kur'an'da A'la isminin doğrudan Allah'a atfen kullanıldığı A'la suresinin birinci ayetinin özetini şöyle kısaca bir hatırlatmak isterim. Sebbihisme rabbikel a'la. Esasen biz bu ayetin mefhumuyla namazlarımızda, her secdemizde karşılaşıyoruz. Ve secdede okuduğumuz Sübhane Rabbiyel A'la tesbihatı bu ayetin emri olarak vuku buluyor. Bu ayet Sebbihisme Rabbikel A'la, yüce olan Rabbinin adını tesbih et. Yüce olan Rabbin adına hareket et. Manasına gelen bu ayet farklı farklı muhataplara farklı şeyler söylüyor. Birincisi inkarcı muhataplara, daha doğrusu Allah'tan başkasına Rablik yakıştıran muhataplara üç şey söylüyor. Birincisi, Allah'tan başkasına Rablik yakıştırmanız, Rablik yakıştırdığınız o şeyi yücelttiğiniz manasına gelmez. Yani siz ne kadar Allah'tan başkasına Rab muamelesi yaparsanız yapın, o Rab olmaz. Hatta ona ikram etmiş olmazsınız. Onu büyütmüş olmazsınız. Onu yüceltmiş olmazsınız. Ne yapmış olursunuz? Onu yoldan çıkarmış olursunuz. Onu saptırmış olursunuz. Ona kötülük yapmış olursunuz. Çünkü o Rab değil. Eğer o sizin sözünüze kanar, sizin yakıştırdığınız Rabliğin kendine yakıştığını düşünürse, altından kalkamayacağı bir yükün altına girmiş olur. Rablik taslamaya başlar. Beceremeyeceği bir role bürünür. Altından kalkamayacağı bir role bürünür. Bunun da suçlusu siz olursunuz. Bu bir. İkincisi, Allah'tan başkasına Rablik yakıştırmakla Allah'ı aşağılamış olmazsınız. Allah'ın sıfatını elinden almış olmazsınız. Allah'a bir zarar vermiş olmazsınız. Dolayısıyla kendinize zarar vermiş olursunuz. Allah'a değil. Allah'ın hiçbir şeyi eksilmez. Ama böyle yapmakla suçüstü yakalanmış olursunuz. Üçüncüsü, âlâ olan Rabbe ortaklar bulmaya kalkışmak, ona değil,
hakikate yapılmış bir zulüm olur. Siz de hakikate zulüm yapan biri olmuş olursunuz. Bu üçü Allah'tan başkasına Rablik yakıştıranlarla ilgili. Bir de Allah'ı Rab olarak tanıyan ve ona öylece iman eden biz müminlere söylediği şeyler var. Bu ayetin, A'la suresinin birinci ayetinin. O da nedir? Yine üç şey söylüyor. Birincisi, Rabbin ulviyetine iman. Sebbih isme rabbikel a'la ayeti bize Rabbin yüceliğine, üstünlüğüne iman et. Ey mümin! Yani Rabb'e iman ettin, üstünlüğüne de iman et. Bu ne demek? Hayatın içindesiniz. Bir zorlukla karşılaştınız. Karşılaştığınız zorlukta zorluğu size çıkaranlar güçlüler. Hemen A'la ismine iman etmişseniz eğer, ondan güçlü biri var. Allah ondan da güçlü. O anda zincirleriniz çözülüver. O anda teslimiyeti defterinizden silersiniz o güce karşı. Devletliler karşınıza çıkmış. Zulmediyorlar. Güçlüler karşınıza çıkmış, zulmediyorlar. Servet sahibi olduğu için zulmediyor. Devlet sahibi olduğu için zulmediyor. İktidar sahibi olduğu için zulmediyor. Elinde güç var diye, erk var diye zulmediyor. Amiriniz olduğu için zulmediyor. İşte A'la ismine olan imanınız aktifleşince artık orada teslimiyetiniz Allah'adır. O güce teslim olmazsınız. Zaten teslim olduğunuzda bitersiniz. Teslim olmanızı istiyor sizden. Teslim olduğunuzda yenilmiş olursunuz. Mazlum olmakla yenilmek ayrı şeylerdir. Mazlum olmak yenilmek değildir. Asıl yenilmek zalime teslim olmaktır. Öyle mazlumlar vardır ki ölerek yenmişlerdir. Öyle mazlumlar vardır ki can vererek galip gelmişlerdir. Öyle mazlumlar vardır ki öyle değil mi? Öyle Musa'lar vardır ki Firavunlarını sepetin içinde yenmişlerdir bebekken. Öyle İbrahimler vardır ki Nemrutlarını ateşin içinde yenmişlerdir. Dolayısıyla yenmek ona sadece galip gelmek anlamına gelmez ki. Gücünüzün ondan fazla olduğu anlamına gelmez. Mazlumun gücünün zalimden daha fazla olması ne demektir? Allah gibi bir yardımcısı olması demektir. A'la olana iman ediyorsa mesele yok. Mazlumiyeti galibiyeti olur. Çünkü zulmetmektense zulme uğramayı tercih eder. Zalim olmaktansa mazlum olmayı tercih eder. Bu onun galibiyetidir. Bu onun kendini tuttuğunu gösterir. Bu onun nefsini tuttuğunu gösterir. Bu onun güce tapmadığını gösterir. Zalimine imrenmez. Onu taklit etmez. Onu üretmez. Dolayısıyla zalimlerin en korktuğu şey de budur. Ve A'la ismi, eğer büyük diye korkuyorsan, Allah'tan kork. Çünkü Allah'tan büyüğü yok. Eğer güçlü diye korkuyorsan, Allah'tan kork. Allah'tan güçlüsü yok. Eğer varlıklı diye korkuyorsan, Allah'tan kork. Allah'tan ganisi var mı? Zengini var mı? Eğer etrafı güçlü, çevresi güçlü diye korkuyorsan, Allah'tan kork. Tüm melekler Allah'a hizmet ederler. Onun çevresi daha güçlü. Dolayısıyla korkunun sebebini söyle ey insan,
Ve sana söylenecek şey ondan daha büyük Allah'a var. Allah'a. Onun için A'la ismine iman insanı özgür kılar. Özgür kılar. İkincisi, onun ulviyetini temsil eden a'la sıfatına iman eden her mümine düşen, onu tesbih etmektir. Onu tesbih etmek, onun aşkın ve mutlak oluşunu kabul etmektir. Onu tesbih etmek, akıllı akılsız tüm varlıklar için, onun her şeye yaratılıştan koyduğu ölçüye itimat etmek ve o ölçüyle hareket etmek ve her şeye yaratılıştan takdir ettiği amacı gerçekleştirmektir. Tüm bu noktada pasajın son ayetleri gündeme gelmekte. A'la suresinin ilk pasajının son ayetleri وَالَّذ۪ي اَخْرَجَ الْمَرْعَى O ki, o Allah ki mer'ayı çıkardı. Otu, çayırı, çimeni çıkardı. Çok ilginç. Kur'an'da ilk bakışta yahu şimdi ne münasebet diyeceği insanın şeylerle karşılaşır. Zaten bunlar da Kur'an'ın birer imtihanıdır. Eğer aklınızı Kur'an'a vermezseniz Kur'an size akıl vermez. Onun için aklınızı Kur'an'a verirseniz Kur'an size akıl verir. Kur'an size akıl verdiğinde tedebbür etmiş olursunuz. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ Onlar Kur'an'ı tedebbür etmiyorlar mı? Yani akletmiyorlar mı? Derinliğine düşünmüyorlar mı? Satırların arasından satırların arkasına geçmiyorlar mı? Ne dediğine değil, ne demek istediğine bakmıyorlar mı? Hitabı ilahisini eğer sindirir ve onunla amel ederseniz, o zaman Kur'an size herkese söylemediğini söyler. Gel der. Gel. Vitrine bakanlara sadece vitrini gösteririm. İçeri girenlere içeridekileri de gösteririm. Hatta eğer alıcıysa, eğer samimiyse, eğer alıcı olmada samimiyse depodaki malları da gösteririm. Gel derim. Daha içeride daha farklıları var. Daha iyileri var. Gel. Daha kimseye açmadığım manalarım var. Gün yüzü görmemiş manalar var bende. Gel 40. odama der. Çok az kula nasip olur bu. O az şanslı kul, o 40. odayı görme liyakatini elde ederse eğer, Kur'an gün yüzü görmemiş manalarını ona açar. Gel der. Sana kimseye göstermediklerimi gösterir. Bu bir gayret, bir çaba işidir. Eğer siz onu ciddiye alırsanız, o da sizi ciddiye alır. Ve mana katmanlarının en diplerinden inci mercan devşirirsiniz. Üçüncüsü, mümine söylediği ayetin, evet, وَالَّذ۪ي اَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً اَحْوَى Ne oldu? Önce mer'ayı, otu, çimeni, çayırı yeşertti, sonra onu çör çöpe çevirdi, sapsarı oldu, un ufak oldu, yerinde yerler açtı. Her yıl olan bir şey bu. İşte şimdi bahar zamanı. Biraz sonra yaz gelecek ve yemyeşil olan dağlar, bayırlar sapsarı, daha sonra da kupkuru kalacak, yine toprağa dönecek. Peki ne söylüyor Kur'an aslında burada? Canlı tabiat içerisinde en ömürsüzü otlar ve çayırlar. En az ömürlüsü, en kısa ömürlüsü. Rabbin mer'aya tecellisi çok ani olmakta. Ani tecelli ediyor. Dün yemyeşil cennet gibi olan tabiat bakıyorsunuz. Yazın sapsarı olmuş. Güzde ise toprağa dönüşmüş. Yanıp yakarak cehenneme dönen çöl rahmetle cennet gibi yeşillenmiş. Bakıyorsunuz. Çölde öyledir. Üç yağmur ardı ardına yağarsa sapsarı bir cehennem olan çöl cennet gibi yemyeşil olur. Ama ilginçtir. Bu kadar sıcakta artı 65, 60, 65 derece cehennem sıcağını görmüş olan çöl nasıl olur da bu bitkilerin tohumlarını bünyesinde barındırır?
Bu ilginçtir. Bu ilahi bir aslında hay olanın tecellisidir. İşte bizi böyle bir zihni intikale davet ediyor. O tohumlar nerede saklanmış? Ot, çayır, çimen için yasa koyan Allah. Son tahlilde söylediği bu. Ey insan, sen ot değilsin. Sen çayır değilsin. Sen çimen değilsin. Sen ki mahlukatın şereflisi. Sen ki mahlukatın ahsenisin. Ot için yasa koyan Allah senin için koymadı mı sanıyorsun? Öyle mi zannediyorsun? Ot bile onu tesbih ederken, onun adına hareket ederken, onun esmasının tecellisiyken sen kimin adına hareket ediyorsun? Aslında A'la suresinin ilk pasajının bize verdiği bu. Üçüncüsü, Rabbin ulviyetine iman edene düşen onun adına hareket etmektir. Rab adına hareket etmek, Allah'a karşı esas duruşu bozmamaktır. Allah'a karşı esas duruşun en temel, en esaslı tezahürü namazdır. Namaz, kulun Allah'a karşı esas duruşudur. Onun için Efendimiz, Sebbihisme Rabbikel A'la ayeti indiğinde, bunu namazlarınızın secdesine koyun buyurmuştur. Bunu namazlarınızın secdesine koyun. Geçen derste de söylediğimiz gibi, A'la olan Rabbin adına hareket et. En üstün olan, en yüce olan. Allah varlığın en yücesi. Tabir caizse Allah varlığın alnı. Varlığın başı. Ey insan, varlığın başının önünde sen başını en aşağı koy. Senin de en yükseğin senin başın. A'la tarafın senin başın. Varlığın başının önünde kendi başını en aşağı koy ki onu tesbih etmiş olasın. İşte teslimiyet bu. Dolayısıyla işte secde bu. Secdenin anlamı bu. En yüce olan karşısında insanın en yüce tarafını en aşağı koyması. Varlığımı sana armağan ediyorum demesi. İnne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. De ki ey kul, namazım, talebim, isteğim, desteğim, kurbanım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah'a armağan olsun. Bu, Kur'an'ın Müslümana talim ettirdiği anttır. Bu da bizim andımızdır. Eyvallah. Bu da Müslümanın andıdır. Allah'ı belli kelimelerin dil ile tekrarından ibaret bir anma değildir burada tesbih ile kastedilen. Yani tesbih zannediliyor ki sadece dil ile tekraren bir şeyi söylemek. Genelde böyle bir kanaat var. Onun için tesbih çek deyince işte şu kadar tevhid oku, şu kadar lafzatullah, şu kadar şunu söyle, bu kadar bunu söyle. O zaman kainatın tesbihi nedir? وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ Kainatta hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmemiş olsun. Göklerin ve yerin, dağların ve toprakların, yücelerin ve enginlerin, suların ve ırmakların, bulutların, yıldızların, galaksilerin, taşların tesbihi nedir? Bunların tesbihi, bunların da tesbihi var. O zaman tesbih nedir? Eğer öyleyse tesbih tekraren bir şeyi dil ile anmaksa. Hayır, o değil. Tesbih Allah adına hareket etmektir demiştik. Belki içinde tekrar vurgusu her şeyde var. Çünkü her şeyin içinde hareket var. Maddenin içinde hareket var. Elektronun, atomun çekirdeği etrafında dönüşütü tesbihdir. Zaten Allah adına hareket etmesidir. Madde ancak madde oluşunu
Hüviyetini ona borçludur. Hüviyetini ona borçludur. Atom zinciri nasılsa madenlerin çeşitliliği de oradan oluşur. Dolayısıyla madenlerin kimliğini atom zinciri ele verir. Bu zincirin dizilişi nasılsa öyle oluşur. O madenin kimliği işte demir olması, bakır olması, altın olması, gümüş olması, kurşun olması, çinko olması şudur budur. İşte böyle. Dolayısıyla Allah bir kimlik vermiş, bir hüviyet vermiş. O hüviyeti mahiyetinden kaynaklanır. Ayakta durması da tesbihinden kaynaklanır. Eğer tesbihini durdursa bir madde içine çöker, füzyon olur. Madde içine çökerse insan onu kullanamaz. İnsan eğer eşyayı kullanabiliyorsa tesbih ettiği içindir. Yani toprağı kazabiliyor, taşı kırabiliyor ve ev yapabiliyor, dağları yarabiliyor ve yol yapabiliyor, ağacı kesebiliyor ve mobilya yapabiliyor, hayvanı kesebiliyor ve onu yiyor, içiyor, giyiyorsa, yani suyu alıp içebiliyorsa, bütün bunları yapabilmesi onun tesbihidir. O tesbih halinde oluyorsa bunları yapabilir. Yoksa yapamaz. Füzyona uğramış bir toprak, bir kahve kaşığı 40 bin ton geliyor. Dolayısıyla füzyona uğradığında ne toprağı ekebiliyor, ne taşı kırabiliyor, ne eşyayı kullanabiliyor. Onun için tesbihi devam ediyor diye Allah bizim emrimize musakkar kılıyor. Tesbihi öyle anlamamak lazım. Tıpkı işte ihsayı da öyle anlamışız ya. İnne lillahi tis'aten ve tis'ine ismen ve tis'ine ismen. Allah'ın 99 ismi vardır. Femen ahsaha dehalel cennet. Kim onları sayarsa veya cennete girer. Böyle anlaşılıyor. Kim onları ezberlerse veya cennete girer. 99 ismi ezberleyen cennete girdi şeklinde. Öyle mi gerçekten? Öyle mi? Yani 99 kelimenin başında mı bu iş? Öyleyse bunca çaba neden? Bunca gayret neden? Bunca bedel neden? Peygamberlerin hayatındaki bunca acı neden? Bütün bunlar onların bilmediği için mi? Ezberden yoksun olduğu için mi? 99 kelimeyi ezberleyemediği için mi? Böyle anlaşılırsa zulüm olmaz mı? Hakka, hakikate, tarihe, peygamberlere, emek vermiş insanlara, bedel ödemiş insanlara zulüm olmaz mı? Eyvallah. İhsa, 8 manası olan bir kelime. Hayatına koymak, anlamak, künhüne vakıf olmak, özünü anlamak, kavramak, yaşamak, onu hayata taşımak. Zaten Allah'ın esmasını bir insan hayata taşırsa, hayatta yaşarsa, o cennete girmeyecek de ben mi gireceğim? Tabii ki o girecek. Dolayısıyla işte bu demek. Allah'ın esmasını hayata taşırsa. Maalesef dini kavramların içini boşaltıyoruz. İçini yeniden dolduruyoruz. Yeniden doldurduğumuz kavramı getiriyoruz. Allah'ın sanki bize emri oymuş gibi kendi doldurduğumuz kavrama iman ediyoruz. Oysa aslında o kavrama iman etmiyoruz. Aslını öldürüyoruz. Aslının yerine kopyasını koyuyoruz. Birçok dini kavrama yaptığımız muamele bu. Sadece kavrama mı yapıyoruz bunu? Hayır, dini emir ve nehilere de benzer mi yapıyoruz? Namaza, oruca, hacca, zekata, nehiler için de geçerli. İçini boşaltıyoruz. İçini boşalttığımızda canlılığını, hayatiyetini kaybediyor. Zaten o zaman fonksiyon görmüyor. Yani amacı gerçekleşmiyor. Onun için bu özeti yaptım geçen dersten. Şimdi devam edebiliriz dersimize. A'la. A'la olan Rabbinin rızasını kazanmak için. Evet. İkinci geçtiği ayet Kur'an'da Leyl suresinin yani 82. surenin 92, özür dilerim, 92. surenin şu ayetleri ki ilk pasajını hep beraber okuyayım. Onun içerisinde görelim.
la yaslaha illa el-eşqa. O cehenneme kimse yaslanmaz, ancak eşka yaslanır. En şakî olan, en azgın olan, en eşkıya olan, öyle diyeyim de daha kolay anlaşılsın. اَلَّذ۪ي كَذَّبَ وَتَوَلَّا. O eşkıya olanın iki sıfatı var. Yalanlar ve sırt döner. Yani hem hakikati yalanlar, hem de hakikate sırt döner. وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى. Şimdi ikinci zümreye geçiyor. O cehennemden etka olan kişi uzak tutulacaktır. Etka kim? En müttaki olan, en takvalı olan. Eşka, etka, e'la. Hepsi de ismi tafdildir, aynı kalıptır. En. En yüksek, en eşkıya, en müttaki. Evet, en müttaki olan cehennemden uzak tutulacaktır. اَلَّذ۪ي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّى. Onun da bir vasfı var. Nedir o? Malını arınmak için verir ve arınır. Takvanın tipik bir göstergesi infakmış. وَمَا لِيَحَدٍ عَنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى. Bu yaptığı herhangi birinden gördüğü hayra karşılık değildir. Ya nedir? İlla ibtigâe vejhi rabbihil a'la. İşte geldi burada. Ancak Rabbinin rızasını elde etmek için. Nasıl bir Rab o? El-a'la. En yüce olan Rabbinin rızasını elde etmek içindir. Bir gördüğü bir iyiliğe karşılık olduğu için değildir. Demek ki hakiki infak, Rabbimizin razı olduğu infak, karşılık gördüğünüz birine yapılan şey değildir. İnfakın karşılığı infak edilenden beklenmez. İnfakın karşılığı Allah'tan beklenir. Haddi zatında infakın karşılığı beklenmez. İnfak bizzat Allah'tan alınmış bir hediyedir. İnfak etmekle siz aslında ödül almış olursunuz. Çünkü iyilik bizatihi ödüldür. İyiliğin ödülü beklenmemelidir. Rabbimiz iyilik ödülünü yapar, iyilik ödülünü doğru kullanana döner, bir de ikram eder. Onun için böyle söylüyor. اِلَّا اَبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلَى وَلَا سَوْفَ يَرْضَى. Elbet bir gün gelecek, yaptığına bulduğu karşılıktan memnun ve razı olacaktır o kul. Böyle. Pasaj böyle bitiyor. İşte Leyl suresinin 92. surenin 17 ve 21. ayetleri arasında yer alan bu pasajda Allah için A'la ismi doğrudan ikinci defa kullanılıyor. Eşka ile etka zıtlığına dikkat. Yani en eşkıya, en takvalı. Ardından gelen a'la ismine dikkat. En yüce. A'la olanın hakkı etka olmaktır. Ne demek bu? En yücenin hakkı sorumluluğunun en yücesini ona duymak. Sorumluluğun en üstünü, en üstün olan varlığın hakkıdır. En üstün olan Allah'tır. Kul da sorumluluğun en üstününü Allah'a duymalıdır. Demek ki sorumluluk da kademe kademe. Varlığın derecesi ne ise ona karşı sorumluluğumuzun derecesi de odur. Onun için galiba Efendimiz el-imanu selâthun ve seb'ûne şu'beten. İman 73 şubedir. En yükseği Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmek, en alçağı, en aşağıdaki noktası ise imatatul eza anit tarik, yoldan başkalarına eza veren bir engeli kaldırmak. Yani
çevreye dikkat etmek. Şuna bakın, imanın içine neler giriyor? Yoldan bir başkasına eziyet veren bir engeli kaldırmak imanın bir parçası oldu. Bu ikisinin arasında birçok şey var. En nezafetü minel iman, temizlik imandandır. El hayâ'u minel iman, hayâ imandandır. Allah Resulü'nün imanla irtibat kurmadığı bir şey kalmamış ki. İnsani olan her şey imandandır. Bu manada. Temizlik insani bir şeydir. Hayâ insani bir şeydir. Zaten onun için hayâ denmiştir. Hayatla aynı köktendir hayâ. Yani hayat taşıyan insan hayâ duyar. Ölü utanmaz demektir bu. Utanmayan ölüdür demektir. Utanmayana ölü muamelesi yapabilirsiniz. Eğer insan yaşıyorsa hayâ duymalıdır. فَاِلَّمْ تَسْتَحْيِ فَفْعَلْ مَا شِئْتَ. Öyle diyor Efendimiz. Eğer utanmıyorsan istediğini yap. Dolayısıyla imanın içine neredeyse girmeyen madde yok. Bukhari'nin Kitab-ül İmanını okuyun, hayretle karşılayacaksınız. Gerçekten de ne kadar insani haslet var, imanın umdeleri olarak sayılmış. Burada, bu durumda a'la olanın hakkı en büyük sorumluluk. Sorumluluk kademe kademedir. İnsanın kendine karşı sorumluluğu var, eşine karşı sorumluluğu var, çevresine karşı sorumluluğu var, toprağa karşı sorumluluğu var, taşa karşı sorumluluğu var. Sorumluluk kademe kademe. Yani elimizin değdiği her varlığa karşı sorumluluğumuz var. Onun için sorumsuz hareket etmek takva bütünümüzü zedeler. Bir hanım mutfakta eğer gıdaya karşı sorumsuzluk yapıyorsa takvasından bir bölümünü çöpe atıyor demektir. Bir sanatkar yaptığı sanatında hile yapıyorsa takvasından bir bölümünü koparıp çöpe atıyor demektir. Bir insan yaptığı işin hakkını vermiyorsa takvasından bir kısmını çöpe atıyor. Yani takva gemisi su almaya başlıyor. Su almaya başlayınca biliyorsunuz bu iğne ucu kadar bir yer olsa su aldıkça delik genişler, genişledikçe daha fazla su alır. Ve bir de bakarsınız, yahu buradan su alsa ne olur diyeceğiniz şey gemiyi batıran yer olmuş. Dolayısıyla çok az nimeti az sanma kimden geldi ona bak, az günahı az sanma kime karşı ona bak derler. Yani Allah'a karşı olduğunu unutma. Dolayısıyla iman gemisinin su almamasına çalışmalı. Bundan ne olur ki? Bu küçücük dememeli. Allah'ın gazabı günahların içinde, Allah'ın rızası sevaplarının içinde gizlidir derler. Onun için hangisinden gazap edeceğini, hangisinden razı olacağını bilmediği için mümin, rızasını güzellikler içinde, gazabın da kötülükler içinde gizli olduğunu bilmeli. Ve kötülüklerden belki bundan gazap eder diye kaçmalı. İyiliklere de belki bundan razı olur. İnsan çok çok büyük ameller işler, o büyük amellerin hiçbirisi dergah-ı ahadiyete yükselmez. Ama çok önem vermediği bir amel işler ve bakarsınız Allah nazarında rızanın sebebi o amel olur. Onun için belki bundan, belki bundan, belki bundan diye insan iyiliği kovalamalı. Bilinmez ki. Onun için Allah Resulü buna da bir örnek verir. Bir örnek verir. Allah dostu sayılan ve Allah dostu olan bir insan bir kediyi aç bıraktığı için, açlıktan öldürdüğü için bütün amelleri boşa gidip cehenneme buyur edilmiş. Allah Resulü böyle der. Yine bedenini satarak geçinen bir kadın, bir köpeğe, susuzluktan dili dışarı çıkmış bir köpeğe kuyu başında, ayakkabısını kuyuya sarkıtıp, kuşağını ip yapıp, kuyuya sarkıtıp, ayakkabısıyla su çekip onu suladığı için Allah ona cenneti
cennetle ödüllendirdi diye Allah Resulü bu iki şeye misal verir. Dolayısıyla Rabbimizin rızası da gazabı da iyilikler ve kötülükler içinde gizlenmiş. Bu manada a'la olanın hakkı en üstün sorumluluktur. Sorumluluğun en yükseği onundur. Kur'an'da a'la isminin sıfatının geçtiği, kendisine atfedildiği ama olumsuz manada atfedildiği üç yer var. Firavun, İblis, Yahudileşen İsrailoğulları. Çok ilginç. Hani demiştim ki lugavi izahta a'la olumlu manada en yüksek, en yüce, olumsuz manada küstah, en küstah, en efendim mütekebbir, en burnu havada. Evet, işte olumsuz manasına geldik. Firavunlaşma, iblisleşme, Yahudileşme. Üç hususta da kullanılıyor Kur'an'da. Firavunlaşma, Nâziât suresinin 24. ayeti. Ene rabbukumul a'la. Ben sizin en büyük, en üstün Rabbinizim demişti ya. A'la ismine ortak çıkmıştı. A'la ismine tabiri caizse şirk koşmuştu. Şirk deyince nedense aklımıza hemen put geliyor, vesen geliyor, sanem geliyor, putun önünde tapan müşrik geliyor. Oysa şirkin çeşitleri o kadar bol ki Allah'ın her bir sıfatına şirk koşmak söz konusu olabilir. A'la ismine de şirk koşmak söz konusu olabilir. Firavun A'la ismine şirk koşmuştu. Ben sizin en üstün Rabbinizim. Hem de Rab ismine şirk koşmuştu. Demişti. Firavun ölür. Fakat firavunluk ölmez. Firavunluk zamanlar boyu. Dolayısıyla Duhan suresinin 31. ayetinde, Yunus suresinin 83. ayetinde, Mu'minun suresinin 46. ayetinde de Firavun'un A'la ismine şirk koştuğu geçer. Yani Kur'an'da 4 ayrı yerde geçiyor, kullanılıyor. A'la sıfatına hakkıyla iman kişiyi firavunlaşmaktan korur. Bizim alacağımız ders bu. Ey insan, eğer firavunlaşmaktan korunmak istiyorsan, a'la sıfatına hakkıyla iman et. Yoksa her insanın içinde potansiyel bir firavun yatar. Nefis firavunlaşmak için fırsat kollar. Ego, ene firavunlaşmak için fırsat kollar. Allah nefse fırsat vermesin. Her insan böyle bir potansiyeli taşıyor. Rabbimiz insanın içinde bir tarafına cennetin, bir tarafına cehennemin tohumlarını ekmiş. Ve insana demiş ki, al sana su, istediğin yeri sula. İnsan cehennemini sularsa cehennemini, cennetini sularsa cennetini elde eder. Dolayısıyla insan büyüttüğü yere giriyor. Eliyle tercih ettiği yere giriyor. O nedenle her insanın içinde potansiyel bir firavun yatıyor, Nemrut yatıyor. Asıl olan ona fırsat vermemek, onu kapatıldığı kafesten çıkarmamak. Onu çıkardığınız zaman imanı kafese kapatıyorsunuz, ruhu kafese kapatıyorsunuz. Ruhu tutsak edip nefsini özgür bırakanlar nefsinin elinde esir olurlar. Bu özgürlük değildir. Onun için Avrupa'nın özgürlük tarifiyle bizim özgürlük, daha doğrusu modernlerin, Avrupa diyerek Avrupa'daki herkese de haksızlık yapmak istemem. Modernizmin özgürlük tarifi nefsin istediğini yap. İstediğini yap. Bu tam bir firavunlaşmadır. İnsanın istediğini yapması firavunluktur. Firavun kimdir dediğiniz zaman diye sorun bana, ben istediğini yapacağını düşünen insandır. Orada nefis firavunlaşmıştır. Onun için istediğini yapmayan, nefsinin isteklerine gem vuran, önüne gerilen asıl özgürdür. Bizde özgürlüğün tarifi budur.